Ellerimizi böyle yaptık. Ne yapıyoruz? Normalde oturduğumuz zaman böyle birleştiririz değil mi? Ellerimizi birleştirdik. Şimdi dikkat edin, sağ baş parmağınız mı yoksa sol baş parmağınız mı üstte? Sağ. Sağ. Sağlar bir yana kaldırsın. Sollar. Yarısı sağ yarısı sol gibi değil mi? Peki bu ne anlama geliyor? Dikkatle dinleyin. Sağ baş parmağını kaldıranlar dikkat edinlesinler. Eğer sağ baş parmağınız üstte ise muhtemelen beyninizin sağ kısmını daha çok kullanıyorsunuz. Bu şey de şu demektir. Siz mekanları, yerleri öğrenmede daha beceriklisiniz. Bir mekaniği yapmada daha beceriklisiniz. Sportif faaliyetlerde daha başarılısınız. Çünkü sporcuların da %95'i sağ beyin baskındır. Onlarda müzik yetenekleri, sanat yetenekleri daha iyidir. Daha yaratıcıdırlar. Şimdi sol baş parmağı biraz önce anlattığım gibi ünlü politikacılar da buradan çıkar. Yazarlar da buradan çıkar. Sağdan çıkar. Sol baş parmağını kaldıranlar dikkatle dinlesinler. Ünlü bilim adamları da bu taraftan çıkar. Hesaplama, özellikle dil mantığı, öğrenme gibi faaliyetlerde sol tarafından, beyin tarafından kontrol edilir. Şimdi özellikle sol baş parmağı üstü olanlar biz çıktığımız zaman her tarafımızı kontrol ettiler değil mi? Onlar çok detaycı olurlar. Hayatında çok detaycı gözlerle bakarlar değil mi? Peki şimdi geldik çocuklarımıza. Çocuklarımızın biz beyinlerini daha etkili kullanmak için ne yapmamız gerekiyor? Sizce birinci koşul nedir? Daha sağlıklı olabilmeleri için. Yeni yapılmış bir araştırmayı söyleyeyim. Eğer çocuğunuzun başını okşayarak sevdiğinizde beyindeki nöronların daha fazla bağ kurduğunu biliyor muydunuz? Temas ettiğinizde. Evet. Dokunduğunuzda. Sevgi, güven, mutluluk herhalde. Kesinlikle. Bu tip. Yani çocuğun, bunu hep konuşuyoruz ya, bir şey öğrenmek için insanın uygun ortamda, sevgi içinde, mutluluk içinde olması lazım. Kesinlikle. Yoksa yani ormanda bırakmışlar, karanlıkta her taraftan acayip hayvan sesleri geliyorken şiir ezberlemeye imkan yok. Mümkün değil. Eğer siz baskı ortamındaysanız, ailede huzur yoksa çocuğumuza dikkat eksikliği oluyor mu? Kekemelik, gece korkuları özellikle, alt ıslatmalar başlıyor, okul başarısızlıkları başlıyor ve daha sonra da problemler ardı arkasına devam ediyor. Yıllar sonra da diyoruz ki biz, ya her şey yolunda gidiyordu, acaba ben neden hasta oldum diyoruz. Aslında çocuklukta da birçok şeyi de kaybetmeye başlıyoruz. O yüzden bugünden itibaren mutlaka çocuklarınızla lütfen tekrardan iletişim kurun. Gözlerine bakarak tekrardan iletişim kurun diyorum. Evet.